Adam bu akşam saatlerine doğru Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde zırhlı iki askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın PKK'lar tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Şehit ve yaralılarımız olduğu söyleniyor. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyona özel birliklerin de katıldığı belirtildi. Süreç, ya süreçten kasıt adamların her yere mayın yığması, mayınlanacak yerleri tespit etmeleri, kablo döşemeleri, belki bunu adamlar bir sene önce yerleştirdiler bu olayların gelişmesi. Yani çok eskiye dayalı oluyor olabilir. Yani bu gece orada bir çalışma yaptıklarını iddia edemeyiz. Adam mayını bir yıl önce, iki yıl önce oraya yerleştirmiştir. Yani ona göre izole oluyor, yani yağmurdan falan üstüne bitkiler biter. Kabloyu da yer altından geçirir. Çok uzak bir yere kadar. Onun da üstüne bitkiler biter. Tabii. Sadece kablo uçları açıktır belli bir yerde. Oradan da bağladın mı yani işte artık o düzeneye çalıştırdığında bombayı patlatır. Evet. Süreç denilen olay bu. Evet. Yani PKK'ya imkan sağlayan, ağır silahlar almalarını sağlayan, bölgeye oturmalarını, bomba yerleştirmelerini, eğitim yapmalarını, yani nişancılık eğitimi falan sağlayan bir sistem. Aman 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 ellemeyin, sakın süreç bozulacak ha falan diyor. İşte süreç denilen olay bu. Kaç askerimiz şehit oldu? Tam rakam verilmedi ama 15-16 diyorlar. Bak şimdi bu beni bayağı kızdırdı yani bu tip hareket. Tabur komutanı dahil diyorlar. Hı? Tabur komutanı da dahil. Şehitleri ben tebrik ediyorum. Şehitler İnşallah. İçin değil. Yani tedbir almadıkları için. Evet. Şimdi konuyu uzatmadan ben 30 kere söyledim fakat konuyu uzatıyorlar. Seferberlik ilan edilsin. 2 milyon veya 4 milyon asker silah altına alınsın. Yani tabi aradan süre geçtiği için bir eğitim almaları gerekiyor 1-2 ay kadar. Çakı gibi yani. 6 ay falan silah altına alınsınlar. Bu konuyu kökünden halledelim. Seferberlik şart. Yani bu müthiş bir gövde gösterisi olur. Mayınların döşenmesi olayı en az 1-2 yıllık iş. Şimdi bunlar binlerce noktaya da mayın döşemiş olabilir. Çünkü süreç dediler. Aman dokunmayın anlamına giriyor süreç. Daha nerelere mayın döşendiklerini bilmiyoruz. O yol boyu, yani hiç ummadığımız noktalar mayınlanmış olabilir. Yani patlayıcı yerleştirilmiş olabilir. Kamyonlarla patlayıcı sokuldu Türkiye'ye. Aman süreç ilerliyor, ellemeyin dediler. Askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini makbul etsin. Mübarek etsin. Tebrik ediyoruz. Allah bizlere de şehadet nasip etsin. Geride kalan ailelerine uzun, bereketli ömür nasip etsin Cenab-ı Allah. Sabr-ı cemil nasip etsin. Seferberlik ilan edin. Her yer asker kaynasın. Halka da silah dağıtın. Yani koruculara, özel harekatçılara da geniş imkan tanıyın. Şüphe üzerine tutuklansın. Ya adam makul şüphe, işte adam cayır cayır PKK'lı görülüyor. PKK'lı olmak kanuna suç olsun. Yani PKK'nın herhangi bir sloganı, PKK'nın bayrağını taşımak, bunlar suç olsun. Geniş çaplı tutuklama yapılsın. Yani 15 bin, 25 bin, 30 bin, 40 bin fark etmez. Bu PKK'nın belini esaslı şekilde kırar. Bütün elemanlarını kaybetmiş olur. Bir anda ortalık durulur. Çok geniş çaplı tutuklama yapılsın. 60 bin, 70 bin de tutuklama yapabilirsin. Doldur hapishaneye, sakinleşirler. Yani adam alenen belli oluyor PKK'lı olduğu.
Değil mi? Yolda çevirirsin. Nedir bu? Üstünde arama yaparsın. Baktın PKK'ya dair bir alamet var. İfadesini alırsın. PKK'lı. Tamam bitti. Tutuk da bitsin. Neyini bekliyorsun? Evlerde arama yapılsın. Vatandaş yardım etsin aramaya. Konuyu uzatmaya gerek yok. Allah aslanlarımıza rahmetini yaysın. İnşallah. Cennetinin en güzel yerlerinde onları ağırlasın. İnşallah. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hamza'ya, Resulullah'a komşu etsin onları. İnşallah. Ailelerine, Cenab-ı Allah hepsine sabrı cemil, ruh güzelliği, kalp ferahlığı, İnşallah. Hidayet nasip etsin. İnşallah. Tevekküllü, güzel davranan, yiğit asker ailesi görüntüsü vermeyi onlara nasip etsin İnşallah. Cenab-ı Allah. Sakın ola ki üzüntü, ağlama, teessür ifadesi olmasın. PKK bunun basında yayınlanmasını istiyor. Zaten o amaçla bu patlamalar yapılıyor. Yoksa biz 80 milyonuz yani 15 kişinin şehadetiyle sen 80 milyonu yıkamazsın. Ama örgüt propagandası açısından çok hayati görüyorlar. O ailelerin bağırmaları, efendim baygınlıkları, ya tabut üstüne kapanmaları PKK'nın en hayati propagandasıdır. Bir ihtimal bazı alçaklar şöyle diyecekler. Ya görüyorsunuz baş edemiyoruz. Yani olacak gibi değil. Verelim gitsin. Başka türlü olacak gibi değil. Buna müsaade etmeyiz. Siz hep Adnan Bey, Kürt kardeşinin çok dindar olduğunu anlatıyorsunuz. Geçen gün Kürt bir şehidimizin babası şöyle söylemişti. Ben yıllardır durumum yerinde olmadığı için kurban kesemiyordum. Oğullarımdan bir tanesini Allah'a şehit olarak verdim. Allah'a şükrediyorum diye söyledi. Şu ifadenin güzelliğine bak. Maşallah. Evet dinliyorum. Dün gece PKK 15-20 yerde eş zamanlı saldırıda bulundu. Dün geceden beri çok yerde çalışmalar devam ediyor. Bugün Diyarbakır Sur'da hendekleri kapatan polislerimize roket atarlı saldırı yapıldı. Ve iki polisimiz şehit oldu. Sur'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve çalışmalar devam ediyor. Cizre'deki sokağa çıkma yasağı ve teröristlerle çalışma da devam ediyor. HDP'li vekiller Cizre'ye girmek istediler ancak güvenlik görevlileri buna izin vermediler. İki sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Cizre'nin giriş çıkışı da tanklarla tutulmuş durumda. Diyarbakır'daki şehit düşen polis memuru Mustafa Turanlı'nın annesinin içime doğuyor oğlum şehit olacak dediği belirtildi. Annenin güzelliğine bak. Annenin güzelliğine bak. Allah kalbine vahyediyor. Maşallah. Kalbine vahyediyor. Maşallah. Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetlerini genişletsin. Gerekirse 100 bin, 200 bin şehit de veririz. Ama PKK'yı kazıyacağız. İnşallah. Çanakkale'de olduğu gibi.